Programımıza devam edirik, tekrar bir neydi? Sıradaki veteranımız büyük, diyelim büyük ustad şeylerden, yönetmenlerden olan İrfan Marufoğlu. Yıllarını medyaya harcayan, yönetmenliğe harcayan bundan iki gün önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Korona nedeniyle, yani Allah afiyetin özünü diyerek buradan da tabii oğluna Ahmet Tato, yanımızda yönetmendi. Ona da arkadaşımıza da baş sağlığı dilerik. Allah afiyetin mekanı cennet olsun. Abimizle ilgili bir küçük veteranımız vardı, onu izleyelim. Kerkük'te önde gelen Türkmen ünlü yönetmenlerinden olan büyük üstad İrfan Marufoğlu bu sabah hayatını kaybetti. Elhamdülillah Allah'ın fazlasıyla işte evde biraz Kur'an okur, namaz kılır, tesbihat eder. Bu korona da geldi, birbirinden bakladı bizi. Yazıya çıkmıyor omuza. İşte vaktimiz bunuyla yatır namazları tavsiye ederim, okumak. Kur'an okumaktan, işte torunlarımla işte gelirler, gece 13'e kimin. Marufoğlu 4 gün önce yakalanmış olduğu koronavirüs hastalığı nedeniyle gözlerini hayata yumdu. 62 yaşında olan İrfan Marufoğlu, hayatı boyunca son yıllarında böbrek hastalığından rahatsızlığı vardı. Yakalanmış olduğu koronavirüs hastalığı kendisini yordu ve maalesef ölümüne neden oldu. Montaj bir senede esas ihracın işi, nezahatı montajdan. Ben montajı benzerlerim nece bir usta benliğe. Benden el altında malada olması işleyebilmez. Oradan kayyadı, çırası, çamontu, memcatı bu binayı yaparım. Montajda belalı. İrfan Marufoğlu hayatının 30 yıldan fazlasını televizyon evinde çalışarak yönetmenlik dalında çok önemli çalışmalara imza attı. Sinemada evvel zaten bizim basit olan da geceler basitlerinden kısmı sinema vardı. 5 partiydi, 6 partiydi. Oturla bunun sinema kısmı var, cemaat vardı. Film araptı herhalde, ben şöyle bakardım, film tersi çıkardı. Türkmen Televizyonu adına kendine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Büyük üstadımız İrfan Marufoğlu gerçekten çok değerli bir üstadımız idi, abimiz idi. Bizimle, biz ilk geldiğimizde bura, bize de çok yardımcı oldu. Oğullarına da hem Ercan'a hem Ahmet arkadaşımıza başsağlığı ve bütün ailesine başsağlığı diyerek ve sevenlerine de tabii ki Türkmen medyası için, Türkmen televizyon hayatı için bir kaybıydı. Maalesef korona virüs son günlerde özellikle de Kerkük'te çok sevdiklerimizi yine başladı almaya. Lütfen ama lütfen özünüze mukayyet olun, fazla kalabalık yere gitme olun. Çünkü gerçekten son günlerde ihsaya baktığımızda vaka sayıları fazla oldu, vefat sayıları da çok oldu. Çok çok oldu yani o, artık yaşa da bakmıyor. Aynen. Uşağı da tuturuyor, genci de tuturuyor. Çok genç de vardı, ölür maalesef. Aşı da gelipti. Buradan biz de sağlık dairesi tarafından bir devamlı bir kampanya başlattık. Biz de sesimizi seslerden katırıp aşı olmayan aşıya alsın. Çünkü gerçekten bu hastalığın artık önüne geçmek tek yolumuz aşıdır. İnşallah çok yerlerde alıblar, feraha kavuşublar. Aynen. Biraz olsa da rahatlayıblar. Aynen.